Efendim günaydın, iyi hafta sonları. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İki büyük usta var benim yanımda. Benim için de büyük bir mutluluk. Değerli Bülent Özveren, yılların TRT'cisi, TRT sunucusu ama onun öncesinde ve aslında onu bir yapımcı ve prodüktör olarak tanıtmak da isterim. Ve benim çok sevgili bir büyüğüm, meslek büyüğüm. Çok büyük mutluluk benim için Bülent Özveren'le beraber olmak. Aynı şekilde uzun zaman oldu beraber olmadık. Aynı mutluluğu ben yaşıyorum. Ve Nino Varon tabii bizim popüler kültürümüzde çok önemli etkileri olan bir isim. Gerek prodüktör kimliğiyle, gerek söz yazarı ve besteciliğiyle bugüne kadar birçok önemli sanatçıyı keşfetmiş olan. Bunu hiç yani tevazu göstermeden söylemek gerekir herhalde. Bülent Özveren katılacaktır çok bana. Çok doğru. Ki bunlar arasında bizim çok sevdiğimiz sevgili Nülüfer de var. Buradan selam göndermek isterim. Aynen. Burada konuğum da olmuştu. Ve bugün aramızda olmayan değerli Tanju Okan, Allah rahmet eylesin. Kayahan, Allah rahmet eylesin. Bugün aramızda olmayan birçok isimle çalışan, onları tanıtan ve sevdiren isimlerden biri oldu Nino Varon. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kaç yıldır müziğin içinde isimler ve hepimizin hatıralarında izi olan şarkılar var yapımlarında, plaklarında. Şarkılar var ama bugün Eurovision günü ya. Yanımda Bülent var. Yani üstad var bugün. Yani üstad şu şekilde oraya geliyorum. Oraya gireceğim ama. Bunu düşündüm. Yalnız Eurovision'la anılmak beni çok mutlu etmiyor. Öyle mi? Biliyorum. Ama yani çünkü o kadar çok iş yaptı ki sen de öyle yap. Hakan devamlı işler yapıyorsun. Bir tek şeyle anılmak pek keyif vermiyor. O sesin. O yarışmadaki. Hayır ama mesela benim için o sesin, her yerde söylüyorum. 5 Ağustos 1974 Pazartesi sabahı her şeyden daha önemli. Türkiye radyolarında ilk canlı yayını başlattım. Hangisi daha önemli? 1974'te. 5 Ağustos 74. Ankara'da mı İstanbul'da? Ankara'da. Ankara Radyosu. TRT ilk defa. Sıhhiye'deki binada mı? Efendim? Sıhhiye'deki binada mı? Tabii. Sıhhiye'deki binada. Tabii. Çok daha önemli o. Bana sorarsa. Çok önemli tabii. Tabii. Çok önemli fakat tabii şimdi Eurovision, Nino Varon popüler kültürün çok önemli bir adeta omurgası oldu uzun yıllar boyunca. Evet. Herkesin evde televizyon başına çakılıp izlediği, kağıt kalem alarak Bülent Özveren, siz anlatırken insanların evlerinde not aldıkları bir yarışmaydı. Yani birkaç sene evine kadar yaptım. Öyle şimdi mi? Şimdi yayınlanmıyor diye yapmıyorum. Yapmıyorum. Bu bir alışkanlık. Tabii onun çok büyük gaz verdiği bir alışkanlıktır. Yani sevilmesinde Bülent Özveren'in büyük katkısı vardır. Değil mi? Ya bu inanılmazdı. Şimdi yine bir yarışma olsa kesinlikle benim kuşağımdan da daha gençler muhakkak Bülent Özveren'in sesini isteyeceklerdir. Çünkü anlatım şekli 7 yıldır yok o zaman. Bülent Özverensiz bir Eurovision ben düşünemiyorum zaten. Düşünemiyorum. Ama 7 yıldır yokuz. Yokuz. Bu akşam 7. yıl yokuz. Şimdi bugün aslında bu sohbeti yapmamızın bir tesadüf de oldu ama istedik ki bugün konuşalım çünkü bugün Eurovision şarkı yarışmasının 64.'sü yapılıyor. Türkiye'de uzunca bir süredir. 7 yıl. Uzun bir süre olmuş neredeyse. Bir kuşağın yani genç bir kuşağın bilmediği bir yarışmaya dönüştü. Evet. Çok büyük bir yarışma. Nino Varon en böyle Eurovision'un hareketli olduğu, canlı olduğu, bütün Avrupa'da ilgi gördüğü dönem size göre hangi dönemdi? Hangi? Vallahi 70'lerin ortaları. Evet. Çünkü ABBA çıkıyor oradan değil mi usta? Waterloo. Müthiş bir grup çıkıyor. Yani dünyanın en iyi gruplarından biri çıkıyor. O yarışma olmasaydı belki tanımayacaktık. Doğru. Benim gelmek istediğim konu. Yarışmalar müzisyen arkadaşların ve müziğe gönül verenlerin bir şarkı hazırlaması için bir emek yaratmaları ve bunun takdirini ve hayallerini kurmaları için çok önemli bir platform. Bugün biz bu yarışmaya nedense katılmıyoruz. Bu müzik endüstrisinde yeni çıkabilecek bir şarkı veya bir şarkıcıyı en azından müziğe olan heyecanın ülkede devam etmesi açısından çünkü karşımızda artık YouTube'lar ve bütün müziğe çok kolay ulaşmak var. Bu biraz daha heyecan verici bir şey olurdu. Dileğim bu oldu. Yarışmada olmamız. Çok iyi anlıyorum. Bülent Özveren siz de yarışmaya Türkiye'nin dönmesinden yana mısınız? Yani Eurovision'da olmak mı gerekir, katılmak gerekir diye mi düşünüyorsunuz? Çünkü son dönemde şöyle bir algı da var. Bilmiyorum bu doğru mu? Yani popülaritesini bir miktar yitirdiği gibi şeyler söylendi, iddialar. Yani eskisi kadar çok etkin ve önemli bir müzikal faaliyet olmadığına dair görüşler dile getirdi. Başka gerekçeler de ortaya atıldı. Bunlar doğru mudur, değil midir size göre? Şimdi bana göre Hakan, sosyal medyada yazılan her şeyi yukarı çıkartmak yanlış oluyor. O da çünkü 50 kişi birbirine bir haberleşme yaptığı vakit
herkes diyor ki böyle. Ay onun herkesi 100 kişi dedi o lafı gibi. Şimdi bunun hiçbir ölçümü yok. Ölçüm nerede? Bence şurada. Ratinglere bağlı olarak öyle bu akşam bu yarışma yayınlayacak ülkelerin ratingleri ne? Doğru. Bir numaradalar mı yayında yoksa 7. sıradalar mı? Eğer 5'in üzerinde bir yerdelerse her biri bunun demek ki reytingi hala var. Ben bunun ölçüsünü böyle yaparım. Siz hala reytingin olduğu kanaatinde misiniz? %100. Çünkü bak Türkiye'de yarı final akşamı, final akşamı iki garanti reytingi vardı TRT'nin. Bir numara uzak ara. Şunu da yok. Bana bir Eurovision sinyali dinletir misiniz arkadaşlar? Sevgili Sinan'dan rica edeyim, editörümüz Sinan Kuntar'dan. İnsanlar hatırlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Lütfen bir hatırlatır mısınız bana? Milli şarkısı. 9 tabii, tabii. Tabii o var. Bir de ama Çoban Yıldızı. Çoban Yıldızı. Ha, bizimkileri. Bizimki. Ha, tabii. Lütfen hatırlatır çok mısınız? Çok önemli. Tabii. Melih Kibar. Allah rahmet eylesin. Sevgi saygıyla anıyorum onu. Tabii. Çok müziğimizde çok, çok büyük etkileri olan, çok, katkıları bir olan bir arkadaşımdı bir de. İnsan olarak da iyi görüşürdük. Evet. Çok genç kaybettik. Erken kaybettik. Hazır olunca, eğer hazır değilse şu an. Peki arkadaşlar birazdan verecekler onu. Şimdi sizin Nino Varo'nun da tabii Eurovision macerası ve maceraları var. Kötü bir maceradır. Sevgili Ajda Pekkan'la katıldı. O petrol denen sevgili şarkı. Özür dilerim, sözünüzü kessin. Bir hatırlatın lütfen, gelmiş müzik. Açıyor muyuz biraz? Duyabiliyor muyuz sesi arkadaşlar? İzleyicilerimiz iyi duyuyorlar. Tamam. Şimdi muhteşem değil mi? Ve herkes hemen, yani tıpkı Bülent Özveren'in sesinden nasıl tanıyorsak, aynen, buradan da bizde bir Eurovision algısı uyandırıyor. Allah rahmet eylesin, saygıyla anıyorum. Evet. Hem ona hem yani bu şarkıyı dinledikten sonra, Bülent de burada olduktan sonra neden bu akşam bu yarışmada Türkiye yok diye ben hakikaten kızarım. Şimdi üstadım, siz az önce şeyi söylüyordunuz. Eurovision, petrolden bahsettiniz. Evet. Şanay Yurdatapan dediniz. Onu lütfen anlatın. Atilla Özdemiroğlu. Atilla Özdemiroğlu. Onu benim can arkadaşlarım. Beraber çok çalıştık, çok şarkı yaptık. Tabii o dönem Ajda'nın 3 şarkıdan bir tanesini halka sunmuşlardı ve petrol kazanmıştı. Yok öyle değil. Şimdi, jüri karar verdi. Jüri mi karar verdi? Jüri karar verdi. Sene kaçtı? 80. 80, 1980. Şimdi, tam o petrol krizinin olduğu dönem. Araya geçeceğim, pardon. İşte Nino. Ama yani. İlk defa TRT yarışma yapmadı. Yani o da yine benim fikrimdi. İstanbul'da büyük bir jüri toplayalım. Ve bakalım kimi tercih ediyor büyük jüri. Yani, jüri mi seçti? Müzikten anlayan insanlar. Tamam. Gazeteciler, prodüktörler, yazarlar. Şöyle de bir kural koydum. Herkes istediği ismi önersin, tahtaya yazdım isimleri. Tek tek oylamaya başladık. %50'nin altında kalan eğlendi. Beklenen şey oldu. Ajda Pekkan. Peki, Nino Varon sonraki hikayesini ama lütfen söyle. Bitmedi, bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Söylesin. Bitti, hemen oturdum, yazıyı yazdım, aldım. Rahmetli Egemen Bostancı'nın radyoda oluyor bu olay. Taksim'deki ofisine gittim. Takdim ettim yazıyı, aldı baktı. Biz katılmıyoruz dedi. Ajda ola kaldı. Dedi, pardon beyefendi. Sağır Sultan bile biliyor ki bugün bu toplantı İstanbul Radyosu'nda yapılacak ve büyük ihtimalle de Ajda Pekkan seçilecek. Neden gelip bu bilgiyi bize vermediniz? Ki ben de diyeyim ki hayır, katılmak istemiyorlar. Aldım yazıyı, bıraktım, çıktım radyoya geldim. Doğru Ankara'ya telefon. Rahmetli Doğan Kasaroğlu, abi dedim vaziyet böyle. Sen ayrılma Bülent Bey'e dedi, 15 dakika sonra katılıyor. Nasıl bir konuşma geçtiyse. Ve ondan sonra ne oldu? Yarışmayı işte anlatalım biraz. O dönem ben de TRT'ye uğramıştım. Ajda'yı biraz petrolle ne yapacağım telaşında gördüm. Çok içine sinmiyor muydu petrol Ajda'nın? Yani o esasında petrol akıllı bir şarkı. Rumcasını bile yaptılar o Petros diye. Öyle mi? Fakat yani bizim petrol krizimiz var diye petrol gibi bir şarkıyla yarışmak biraz enteresan bir şey. Yani ben gittim Paris'te bu şeyi yaptım, prodüksiyonu yaptım yabancı prodüktörlerle. Paris'te prodüksiyonu yapan sizsiniz bu şarkı. Ben yaptım çünkü benim Ajda Pekkan'ın o zamanlar Fransa'da şirketiyle kontratı vardı.
O olimpiyada çıktığı zamanlar. Evet. O zaman onu keşfettiler. Onu kullandım. Ya Fransızların stüdyosunu, müzisyenlerini falan filan maliyeti sıfıra da getirdim. Bir dakika, beste kimindi? Petrol bestesi? Hatırlıyor musunuz? Fransızcası ve İngilizcesi de yapılmıştı o şarkının. Atilla'nın. Şanar'la beraber. Şanar'la beraber yaptılar. Şanar'la beraber. Onlar da nasıl muammaydı. Yani, benim bildiğim Atilla'dır. Öyle mi? Ben de öyle bilirim ama Şanar diye geçiyor. Şanar da tabii. Sözler. Zaten onlar şat yapıyor. Atilla yine beraber. Atilla ile beraber yaptı. Müşterek çalışma. Evet. Enteresan bir şarkı. Yani yarışmada Petrol adlı bir müzikal şarkı pek düşünememiz. Yarışma nerede olmuştu? Hollanda'da, La Haye'de. Şimdi ben araya gireceğim yine. Ajda Pekkan seçildikten sonra 5 tane besteci seçildi beraber. Evet, doğru. TRT ve Ajda Pekkan. İsimleri Cenk. Şerif Yüzbaşıoğlu var. Şerif abi var. İşte şeyler var. Cenk. Cenk Taşkan var. Cenk Taşkan var. Evet. İki kişi daha var. Vallahi hatırlamıyorum. Onlar 5 tane eser yapacaklar. Bu 5 eser TRT'nin bütçesiyle kaydedilecek. Sonra bunlardan 2 tanesi elenecek jüri tarafından. 3 tanesini yine jüri, 3 tanesinden birini birinci seçecek. Şimdi benim burada söyleyeceğim çok önemli. Bütün bu çalışmalar yapıldı. İş 2'ye indi. 3'e indi pardon, 2 tanesi elimine oldu. Bana göre, bu benim şahsi görüşüm, katılmayabilirsin. Rahmetli Şerif abinin Olsam adlı şarkısı en uygunuydu. Öyle mi? Bana herkes göre söyledi bunu. Yine ben de öyle dedim. İşte buyurun, bak aynı şey. Bana göre en uygunu. Olsam şey. Olsam. Bu, piyasada bir basıldı mı? Plağı falan var mı bu şarkı? Yok. Olsam. Yok. Bak belki TRT'nin arşivinde var. Ben gittim Ajda Pekkan'a dedim ki hanımefendi, sanatçı sizseniz, eğer içinize sinen bir şarkı varsa söyleyin. Ben de gelip bunu jüriyle açık açık konuşurum. Ne dedi Ajda Hanım? Ajda Pekkan. Yok dedi, benim için fark etmiyor. Ben görevimi yaptım dedim. Sonra bana söyledi ki bula bula bu şarkı. Öyle mi? Öyle mi? Şimdi deseydi bana, ben de bunu karışmazdım ben. Çok iyi. Peki yarışma Lahey'de mi yapılmıştı? Lahey'de yapıldı. Final orada yapıldı. Bu dediğim İstanbul'da oldu. Bu tabii yarışma sürecinde şimdi o dönemi yaşayan birisi olarak bir hatırlatmak isterim. İzleyicilerin aklında yani bu işlere biraz politika karışıyor mu? Bir takım ülkeler ilişkileri iyi olan başka ülkelere daha mı sempatik davranıyor? %100. Cyprus 12 points, Greece 10 points. Tabii. La Turquie 12 puan. Almıştık ama Azerbaycan. Değil mi? Ama bak şimdi Hakan Çelik, 74 yılında. Onu bir anlatır mısınız? Biz, var mıydı bu kollama komşular arasında? Şöyle var bence. Hatır gönüllü. Müthiş bir iş yaptık. Bence çok doğruydu. Kıbrıs Barış Harekatı dedi rahmetli Ecevit. Güzel laftı. Doğruydu da barış için gittik ama bunu dünyaya anlatabildik mi? Hayır. Bugün bile anlatamamıştık. Ha, bugün Doğu Akdeniz'de kimisi. O sıcak havada 75 yılında kimse anlamıyordu. O güzelim şarkı bana göre, o güzelim seninle bir dakika şarkısı ki o 16 yaşındaki kız şahane şarkı. Mükemmel okudu o akşam onu orada İsveç'te. Semiha Yankı. Evet. Büyük ama 3 puanla sonucu çok büyük şarkı. Beni yenen, şimdi o yarışmada ben de boş ver diye bir şarkı yapmıştım. Beni hırsız yaptılar. Yani ben inovasyon olarak koskoca bir plak şirketinin hem prodüktörü Anne-Marie David'in menajerinin yaptığı bir şey. Beni elimine etmek için. Ben Nilüfer'le giriyorum şarkının sonuna. Eklediğim o final. Siz Nilüfer'le mi giriyorsunuz? Tabii. Boşver adlı bir şarkı. 1974'te mi? 74'te. Sonundaki finalde ben bütün salonu ayağa kaldıracaktım. Nilüfer'de böyle bir final vardı. Birden ben şarkıyı çaldım oldu ve ben yarışmadan çekildim. Çünkü çekilmeseydim, devam edebilseydik, Lahey Yüksek Adalet Divanı'nda bitecek bir mahkemeye Türkiye'yi sokmak için. Hukuki bir tartışma olacaktı. Peki o zaman 1974'teki bu 74 Aralık yıl sonuydu galiba. Muazzam bir şarkı bence. Ve bizim Seninle Bir Dayıkı'dan bahsediyor. Güzel şarkı değil çok mi? Güzel çok güzel şarkı. Yani çok güzel şarkı. İnanılmaz bir güzel şarkı. Bir hatırlayalım mı lütfen şarkı? Tabii. Arkadaşlar bir hatırlatın lütfen bize. 1974-75 dönemi. Bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım. Kılların özüne. Oh,
popüler müzik tarihimizin en önemli olaylarından biridir. Yani bu büyük bir şarkı. Yani aynı müzikal tarafının üstadlar sizsiniz. Ama ben yani bir iyi bir müzik dinleyicisi olarak şunu söyleyebilirim. Müzikal değerinin yanı sıra insanlar üzerinde bıraktığı izlerle de şarkılar hatırlanırlar, bilinirler. Bak Hakan'cığım, doğru mu? Ogaya diye bir fan kulübü var. Yani. Eurovision'un Ogaya adıyla bir fan kulübü var. Ve buradaki çocuklar, Türkiye'den de çok fan kulübüne dahildirler. Meraklılar, ilgililer. Onların yaptığı bir ciddi araştırma var. Bugün herhalde binin üzerindedir Eurovision'da 64 yılda ekrana gelen şarkı sayısı. İlk 20 içinde bu şarkı biliyor musun? Öyle mi? İlk 20'de Ogaya'cıların tercihine göre ilk 20'de. Altyazıda da belirtmekte fayda evet. var belki. Yani demek ki bütün Eurovision tarihine adını yazdırmış bir şarkı. Şarkılardan evet. biri bu. Ama o günün şartlarında oldu. Türkiye'nin... Peki 1974'te şimdi o günkü yani yarışma mevzuatından kaynaklanan bir güçlük mü oldu? Hayır. Aslında iki tane birinci olmamış mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Cici Kızlar. Evet. İki birinci kurayla gitti. İki birinci kurayla çünkü belli oldu. Belki Cici Kızlar. Hakan Çelik, ben şimdi bunun yapımcısı benim. Her evet. şeyi düşündüm yaptım. Çünkü neydi kural? Halk oylayacak. Aynen şu anda olduğu gibi. İstediği şarkıya PTT çekiyle oy gönderecek halk. Halk seçsin. Ama bir dakika. Tek başına halk seçmesin. %50 onların sonucu. %50 de profesyonel jüri seçecek. Şunu düşünemedim. Ya birinci, ya iki tane birinci olur. Çakışırsa ne olur diye. Çok, bu aynen öyle oldu değil mi 74? Evet, çünkü halkta Ali Rıza Bimbo'a uzak ara birinci. Yani birinci, evet, uzak ara birinci. Seninle bir dakika, neydi o? Yarınlar bizim, yarınlar bizim. Yarınlar yani bizim. Halk çok sevdi. Onunla karatı da böyle evet, tekrardan. Evet, gidiyor. Ama yani şimdi bir dünya müziğinde bu şarkı... Evet, yani olacak şey değildi o. Pek bir dakika, ama... bir prodüktör olarak, müzik prodüktörü olmaz mıydı o şarkıyla? Çıkılmaz şimdi, mıydı? Benim ülkemin müzik seviyesini belirleyecek şarkıları evet. tercih etmem lazım. Yani benim Türkiye'm iyi şarkı yapıyor. Evet, evet. Yani ben hep buna dikkat ettim. Çünkü o şarkı tamam güzel, sempatik bir şarkı ama Türkiye... Ay, sempatik, yani, güzel. Anladım. Nasıl bir şarkı bu dedirtmem ben. Belli standartları karşılamıyor mu müzikalite olarak? Müzikal... Yok tabii. O, anladım. Yani, şeye gelelim. Tamam. Demek ama öyle. Yani. Ali Rıza birinci ama jüride de sonlarda bir yerde. Cici Kızlar jüride birinci, halkta üçüncü. Semiha Yanka iki tarafta da ikinci. Ya, çok enteresan. Şimdi 1-3, 2-2. Sonuç bir çıktı. Ne yapacağım ben şimdi dedim. Rahmetli İsmail Cem. Allah rahmet eylesin. Yılmaz Zadeviren oturuyor seyrediyor. Evet. Zıt yanlarına efendim vaziyet böyleyken böyle yapılacak tek şey var. Kura çekmek. Çek Bülent. İndim aşağıya. Bir kağıdı aldım. Bir tanesine çarpı koydum. Stockholm'du değil mi o yarışma? Yok, yani şey kim kazanacak? Cici Kızlar mı? Şey o mi gidecek? Semih Ayak'a mı gidecek? Yani. İkisinden biri. Önce Cici Kızlar çekti. Açtılar kağıdı boş. Diğer kağıdı Semih'e açtı. Çarpı işareti var. Şans. Bu şekilde evet. O delisin de yine Şanar'la Atilla'nın kreatif bir şey. Güzel bir şarkı ama değil mi? O üç tane kızı hazırlamışlar. Bilgen'i ben bulmuştum. Evet. Çok kreatifti yani. Nino Varon çıkardı Bilgen'i değil mi? Hayır. Bilgen bana geldiğinde onun tek başına yola çıkacağını Şanar'larla beraber bir Cici Kızlar projesine koyduk. Çok güzel proje ama bence. Ne diyorsun? Çok hoş şarkıydı. Çok tuttu ve böyle tabii, sempatik, enerjili, güzel. Dans edebiliyorsunuz, aynen, oynayabiliyorsunuz. Kıyafetleriyle böyle kendilerine özgü kıyafetleri vardı. Birçok da plak yaptılar. 45'likleri oldu bayağı değil mi? Bilgen hala yapıyor. Evet. Yapıyor. Selam Bilgen gönderelim. Bilgen hala yapıyor doğru. Hakan Eren'e de selam gönderelim. Hakan evet. Çünkü bu popüler kültürü bugün yaşatan önemli isimlerden biri Hakan Eren. Çok plak yapıyor. İnanılmaz bir müzik meraklısı çok. Ve aşığı. Yani benim bütün, bende olmayan bütün şarkılar onun arşivinde var. Ondan alıyorum. Efendim. Hakan bir araya gireceğim. Şu deminki lafın eksik kalmasın. Politika dedin ya. Şimdi bak. Biliyorsun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet vardı. 8 tane devlet var şimdi orada. Maalesef dağıldı. Evet. Ama orada en büyük ızdırabı kimler çekti? Bosna Hersekliler çekti. Çünkü hem Sırplar hem Hırvatlar yani ne yaptılar? Büyük katliamlar yaşandı. Ben gidip gördüğüm vakit o hali hakikaten içim acıdı. Kesinlikle. Ama oylama yapılıyor. Sırbistan 10 puan, Bosna Hersek'ten. Niye? Kültür beraberliği var. Tabii. Bırak o düşmanı. Ortak hatıralar. Şimdi bu tip şeyler. Aynı dili konuşuyorlar. Ama bak mesela çok önemli bir şey. O da şu. 2003 yılı Letonya Riga yarışmanın başlamasına 1,5 saat var. Ben birinciliği bekliyorum. Yani kafamda hazırım birinci olmaya.
Apostol diye bir arkadaşım var Kıbrıs Rum kesiminden. Gel gel dedi bana, ne var? Ben dedi şimdi Kıbrıs'a bir yayın yaptım. Ne yaptın? Dedim ki ey Kıbrıslılar, az sonra bu yayın başlayacak. Güzel şarkılar var ama en güzel şarkı Türk şarkısı. Sen bunları söyledin mi? Tabii. Dedim ki aramızda sorunlar var Türkiye ile. Bu akşam onları kenara koyun. İçinizden geldiği gibi davranın. Vallahi dedim Apostol sana teşekkür ederim, tebrik ederim. Bunları söylemek kolay değil. Hakan Çelik ilk ve son defa 8 puan verdi Kıbrıs bize. O sayede birinciyiz. 8 puan Kıbrıs'a. 8 puan ilk ve son defa. Çok enteresan. Ama bir gelenek olarak Good Evening Athens, La Chypre, 2 puan. Evet. Hep öyle değil mi? Tabii, o değişmiyor o. 2 puan yani. Peki petrolün hikayesi. Ben rica edeyim Nino Varon'dan biraz. Orada Nino Varon'un bir katkısı oldu, bir destek arayışı oldu. Onu biliyorum tabii, ben. Tabii ya bunu hepimiz yapıyorduk. Ya bunu yapmamak olmaz. Şimdi artistim benim. Yani Ajda Pekkan Türkiye'nin mühim şarkıcılarından biri. Çok. Böyleydi. Süperstar. Yani yarışacağı evet. Şarkıyı ne kadar sevebilse hayalindeki şarkı olmayabilir. Bu da böyleydi. Tabii. Oralara gidince ben tabii bir kulis yapma ihtiyacı hissettim şarkı için. Yani ben tabii senden daha zor işitmiştim ne yapıyorsun. Niye? Söyle söyle. Hatırlamıyorum aslında. Ne yapıyoruz? Hepimiz ülkemizin iyi bir puan almasını. Üstelik şarkımızın. Tabii. Bayrağımız ya da ötesi yok. Tabii. Ben de gezinmeye başladım. ismi lazım değil. Çok cüce bir ülke gördüm. Onların yanına çöktüm falan filan. Dedim iki kardeş ülke olarak ne düşünüyorsunuz dedim. Böyle baktılar. Ondan sonra bir küçük bir show yaptım ben. İkna ettim. Sonra 12 puan geldi. Daha detaylı anlatamam. Yani ben biliyorum hikayeyi de. Nino Varon biraz yok, orada şimdi, ne yapıyor? Şimdi ben dikkatli ne kelimeler seçiyor. Ne şeyimi? O ülke ilk ve son defa yarıştı. Bir daha yarışmadı. O ülke değil mi? İlk defa yarıştılar. 12 puanı verdiler. Bir daha yoklar. Yani söylemekte bir mahsur yok ülkeyi. Söyleyelim ben. Fas efendim. Fas. 12 puanı verirlerken ben de dedim ki bunlar galiba verecekler. Siz ne yaparsınız? Sen karışma dedi. Özel devlet işlerine sen nasıl girersin? Azar. Sonra ben yaptım aynı şeyleri. Niye yaptım? Türkiye'ye 12 puan verdi Fas. 12 puan. Sonra bir daha katılmadı. Hayır katılmadılar. Ben bu arada bekliyorum bizden bir 6 puan çıksın. Yok abi. Puan ama işte hata burada. Şimdi bak. Biz vermedik mi Fas'a? Hiçbir şey vermedik. Ya Ankara ile bunu konuşup halletmezsen nereden versin orada gücünü bu puanı? Peki kimle konuşup halletmek lazım? Şimdi bu benim konumumda arkadaşlarla tanışıyorsun. Merhaba nasıl ne var ne yok. Ya ne diyorsun bu akşam böyle karşılıklı bir 3-5 puan gidip gelir mi acaba? İşte bir dakika bu işlerin bir lobisi oldu o zaman yani. İşte böyle oluyor lobisi. Kişisel, yani. Kişisel yani yetenek ve cesaret lobisi. Ama oluyor. Niye oluyor Hakan'cığım? Bir de aynı şeyi söylüyor yine o da. Ben o akşam bu yayını yapıyorum ama aklım İstanbul'da, Adana'da, neredeyse insanların zevki, mutluluğu için. İstiyorum ki oylama yapıldığı vakit Turkey 2 points, Turkey 3 points diye puanlar gelsin. Evet, tabii. Birinci olmayı beklemiyorum. Ne yapıyordum? 3 puan, 4 puan alışveriş yapalım mı yapalım. Ankara'ya bir telefon, ben şu ülkeyle konuştum. 3-4 arası bir şey olacak. Dırtık, oylar gidip geliyor. Ama şimdi bunun ne kötülüğü var? Bülent Özören kaç yıl, kaç tane Eurovision sundunuz? Kaç tane? 20'nin üzerinde ama tam emin değilim. 20'nin üzerinde. Yani 25 olmuştur. İlk 74 mü? 75. Yani 75 yayını 75. Gün sonra, bir yıl sonra. Eurovision'da bence yarışma sonunda kadar. Sonunda 2012. Benim dostumun sesi ve sunuş biçimi. Mükemmel. Getirdiği yani bir büyük bir alışkanlık. Bugün bir Eurovision'a girsek sen sunmazsan. Kim sunarsa harika bir Türkçe. Tabii ki harika sen sunmadın galiba. Torunum Duman'a diyor ki Bülent dedi eğer önümüzdeki yıl katılırsa TRT sen sunar mısın? Vallahi dedim yani Can eğer ilginç bir ülke ise teklif ederlerse giderim. Şimdi araya gireceğim yine. Ben 1998'de Birmingham'dan son Eurovision'u bana göre sondu kapatırken alasmalık dedim. Yani yokum dedim. Kaç senesi dediniz? 98. Birmingham'da kapattım. Bülent Özveren bir şey sormak istiyorum. Bu tabii yani Avrupa Yayın Birliği olması sebebiyle ulusal kanallar mı katılıyorlar? Ulusal. Yani mesela bir Kanal D'ye katılamaz mı buna? Türkiye'yi temsil edemez. Şimdi eğer TRT izin verirse mı? Bence olabilir. Ha, TRT izin vermiş. Ebu ile ilgili olur. Yani Ebu'nun muhatabı TRT. Evet, European TRT. Broadcast Union. Evet. Avrupa Yayın European Birliği. European Broadcast Union. Tabii. Haykadan yapan dua alır. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Nino Varon çok tecrübeli bir prodüktörsünüz. Yani Türk müziğine, popüler müziğine büyük katkı sağlar mı gerçekten bu yarışma süreci?
bir enerji yaratıyor mu gerçekten? Tabii. Şimdi genç insanlar çıkıyor mu ortaya? Bizim Eurovision'a katıldığımız zaman Türkiye'de satılan gitar adediyle bugün 100 dolara dünyanın en güzel gitarlarından değilse de bir gitar alıp evine sokabiliyorsun. Bizim zamanımızda o gitarlar çok enderdi. Demek ki çok kristal çocuk, çok gençler çok müzik yapmaya başladı. Tamam, yani basketbolda yani, beyaz gölge nasıl bir patlama yarattıysa Eurovision'da popüler kültürde böyle bir şey yaptı. Değil mi? Ama Hakan'cığım orada şu da var. Eurovision'da sayalım kimler yani. Birinci programa katıldı. Cici Kızlar konuşuyorsunuz. Nilüfer konuşuyorsunuz. Semiha Yankı, Ali Rıza Bimboğa, Atilla Atasoy, Yeşim, Yeliz. Nereden çıktı bunlar? Hepsi Eurovision'da. Çetin Alp o talihsizdi. Daha sonra hayır bu ilk yarışmadan. Doğru. Opera. Talihsizdi. Dövdüler. Ayrı bir şey. Ne oldu orada? Sonuncu oldu diye. Sıfır yani, puan sonuncu. Ya böyle bir şey olur kim mu ya? Kim dövdü yani? Kim? Adamı çevirdiler yani bu. Çok acıklı şeyler oluyor. Çok ağır hakaretler edildi olan yani. Çok yani, yakın şeyler yaptı. Opera şarkısı peki doğru bir tercih miydi? Hayır. Değildi. Yani bir laf vardı. Müslüman mahallesine salyangoz satılmaz diye. Şimdi yani o Türkiye'deki operaya giden insan sayısı binde bir midir, yani on binde bir midir? Büyüktü konu. Şimdi biz, halk benimsemez ki bunu. Bir tür bir milli mesele ve bir milli maç falan gibi ele alınıyordu. Bayağı insanlar evet. Üç gün beş gün ağlıyordu. Evet. Bir hafta yas tutuluyordu. Bizi sevmiyorlar zaten. İşte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Yani var mıdır sanat ve müzik dünyasında böyle milliyetlerin, bir takım ülkelerin kültürel gücünün rekabette bir fark yarattığını düşünüyor musunuz? O rekabeti de bozan bence İskandinav ülkelerinin kendi aralarında, Yunanistan'da Kıbrıs'ın kendi kendine vermesi. Evet. Dolayısıyla yarışmanın gerçek müzikal ciddiyetini evet. Dostluklar doğru. Ve akrabalıklar veyahut İskandinav ülkeleri de bozulmasın. Sweden, Norway, Denmark, Finland. Bitti abi. Duz puan, 12 points. Bir de Iceland'a giriyor arada. Iceland vardı bir de evet. Bir de Yunanistan. Greece, Yunanistan. 12 points. Ama bir dakika. Türkiye, Azerbaycan olayını da unutmayalım. Evet. Kimi? Azerbaycan, Türkiye. Artı Yugoslavya, Türkiye. Kayağınla gittim ben. Gözlerin hapsindeyim. Biliyor musun? Sen ben yoktum o sene. Ben yoktum işte. Onun prodüktörü siz misiniz? O şarkının. Rahmetli Kayahan'la gittiğimizde gözlerin hapsindeyim de. Güzel şarkı. Çok güzel şarkı. Çok güzel. Orada yaptığımız bir işlem vardı. TRT bir anlayış gösterdi. Ben Enrico Macias'ın aranjörünü getirttim. Jean-Claude Rick. Arabada indiğimizde bu şarkıyı bana çal dedi. Ben karşılamaya gittim adım havalandan. Şarkıyı dinlerken adam böyle bir baktı, okey dedi. Ne dedi, neye okey diyorsun? Şarkının ne yapacağımı anladım. Geldik, kaydettik. Fakat Kayan son dakikada sevgili Ümit Eroğlu, bu şarkı Türk kalacak, Ümit'i getirttik Ankara'dan. Nihai düzenlemeyi yaptık ama adam lay 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 şarkının başına koyarak... Yanlış bir tercih mi? Çok doğru bir tercihti. Öyle mi? Ama... Mesela Yugoslavya'daki gazeteci röportajında Kayahan'ın agresifliği bir gazeteciyi azarlaması sonucu. Öyle yani bütün bunlar çok küçük stratejiler gibi geliyor ama birçok işte, faktör etkili olabiliyor. Tabii, ben Sivas ağızlıkları götürürdüm. Reji odasına birer tane hediye ederim. Don't forget İstanbul. Benim bir numara. Bu bir sevgi lazım yani. Usta burada. Bana laf bile düşmez o kadar. Mesela bak ki daha kanaraya giriyorum ama ne etkiliyor insanları? Şimdi ben yaşadığım bir olayı anlatacağım. En son Bakü'de yayın yapılıyor. Şimdi bizim yayın yaptığımız yer şu kadar bir oda. İşte iki kişi aynı oturabilir. Üzerinde bir monitör var. Kulaklığımız işte yayını seyrediyoruz orada. İsveçli bayan şarkısını okuyor. Böyle böyle bir hareketleri var şarkıyla beraber. Ben baktım, ben de aynı şeyleri yapıyorum oturduğum yerde. Şimdi bu ne demek bu? O kadar etkilemiş kadın o çok yumuşak ve müziğin ritmine uygun hareketleri. O kazanan benim gibi tam profesyonel bir adam. Birinci. Tabii canım. Tabii birinci. Benim tabii. Peki bir de Eurovision tarihinde eden, Eurovision'da patlayan bütün dünyada tanınan insanları bir hatırlayalım. Kuşkusuz Abba tabii. Başta. Ben, gelmiş geçmiş. En büyük. Bütün türler ve bütün topluluklar bir arası. Bir Abba, bende başkadır yani. Yunanistan'da Anavisi. Evet. Selin Dion'un da bir Eurovision macerası vardır. Olmaz Atilla mı? Şereftu. Atilla Şereftu. Atilla Şereftu. Ve orada evet. Ben ciddi bir nankörlük görüyorum.
kadın dünya starı olmasına rağmen Atilla Şereftuğ'un çok da güzel bir şarkısını bir İngilizce bir Fransızca versiyonunu yapmadı. Yapmadı değil mi? Bunun nedenini anlamak mümkün pek değil. Pek de bahsetmiyor Eurovision'dan mesela. Hatırlamak istemiyor evet. Sanki o dönemi. Aslında kariyerinde çok önemli. Ama yani çıkışı oradan yaptı. Sonra başka Johnny Logan mesela bu İrlandalı. Kaç kere adam kazandı? İki defa şarkıcı olarak bir defa da besteci olarak. İşte Petrov senesinde de Johnny Logan kazandı. Evet. Tabii başta Petrov oluyor birinci gelmişti. O. Herkes şık şıkken. Serhat Hacıpaşoğlu Şimdi bu akşam yarışıyor. Bu akşam yarışıyor. San Marino adına yarı finali geçti. Geçti. Evet. Geçti. Peki başka Bülent Özveren kimler var? Eurovision tarihine baktığınızda inanılmaz bir performans, inanılmaz bir sanatçı, şarkıcı dediğiniz. Cliff Richard var. Yarıştı tabii. İngiliz. Cliff, evet, Congratulations. Tabii, Congratulations. Yarıştı. Birinci oldu mu? Olmadı. No, ikinci olmuştu. Hayır, olmadı. Save Your Kisses For Me o birinin oldu. Tabii Save Your Kisses For Me tabii. Değil mi? O değil tabii, mi? O tabii. Oldu. Tabii. Neydi o grubun adı? Unuttum. Brotherhood of Man miydi? Evet. Müthiş bir grubu. Birazdan hatırlarım. Bunu da açmak lazım. Brotherhood of Man galiba. Doğru konuştum. Doğru hatırlamışım. Güzel şarkıdır ama. Hareketleri üstadların arasında burada. Yok değil mi? Çok güzel ya. Sağ ol. O da 30-35 yıllık şarkıdır yani. Çok güzel ama şarkı. Yok, ben de çok seviyorum. Akılda kalır. Evet. Çok akılda kalır. Müthiş bir şey. Marie Myriam'ın bir de Loise de l'Enfant diye bir şarkısı vardı Fransızca. Marie Myriam. Tabii. Çok patladı bir şarkı. Bazı göre. Evet. Göreceksin kendini de diye benim yazdığım. Tito Reconetra. Kimindir o şeyi? Sözlerini siz yazdınız. Lüksemburg'tur o. Anne-Marie David söylemiş. Anne-Marie David söyledi. Nilüfer seslendi. Oradaki öyküyü de anlatayım size. Fransızca Etude Reconnaitre diye devam eder sözler ama... Ben onu bir akşam Taksim'deki evde yazdım. Dedim ki ona ne diyor? Tanıyacaksın kendini. Tanıyacaksın kendini olmaz. Ben göreceksin kendini diye yazdım. Şimdi göreceksin kendini nerede? Şarkı bitmiyor. O kırılan aynada diye parlak bir fikir geldi. Çok güzel. Evet. Çok iyi fikir ama. Ama yani burada... Mantıklı bir yer oturuyor soru. Bir dakika. Mantık yok. İşte ben buna gülüyorum. O zaman flotal ayna yok. Biliyorsun arkası karton ayna. Sen kırılmış ayna da kendini nasıl göreceksin? Doğru. Kırıldı mı gider ayna yani. Bugünkü aynalar gibi. En sevdiğim şarkı dedim. Benim sonunu bir düşünsene dedim. Çok güzel. Gülmüştük. Yani şimdi o şarkı benim başıma iş açtı. Çünkü o da enteresan bir olaydır. Yabancı artist kıskançlığına girer. Kadın Eurovision'u kazandı. Büyük heyecanla Türkiye'ye geliyor. Ben de uyanık, şarkıyı sevdim, Türkçesini yazdım, Nilüfer'e söyledim. Ve Nilüfer hakikaten çok güzel söyledi. Çok güzel söyledi, şahane söyledi. Şarkı tutunca bu kadın benden intikam almak için benim boş veri, hırsız yaptılar beni falan. Allah Allah ya. Neyse, çok trajikomik şeyler oluyor müziğin içinde, bunu da bilesiniz yani. Şevnem Peker'i de unutmayalım, o da... O da çok kibar, çok otantik. Türkçe şarkı, Doğan Söğüt kibar, yazmış. Laf oraya gelmişken hemen böyle biraz da tarihten bakalım oluyor. 75'te ilk defa katılıyoruz. Evet. 2003'te de birinci oluyoruz. Evet. 28 yıl sonra. Pek güzel. Ve çoğunlukla alt sıralarda. Evet, şimdi bu zaman dilimi içinde Türkiye iki defa ilk 10'un içinde yer alabiliyor. 86'da yükseliş grafiği var. 86'da Hale'yle Melih Kibar'ın. Evet, 73. olduğumuz sene. 97'de de Dublin'de Şebnem Paker'le üçüncü olduğumuz yıl. Üçüncü oldu. 28 yıllık zaman diliminde iki defa onunculuğun üzerinde çıkma başarısı var. Koy bunu kenara. Gelelim 2003'ten itibaren. Ay, o sürekli ilk ondayız. Dördüncülük var. Ya dördüncülük var. Gelişiyor. Kırdık yani. Efendim bizi sevmiyorlar. Türklerin şeyi yok falan. Geçti gitti. Abi, bir şeyin milliyeti yok. Kaliteliyse uygunsa. Nino Varon iyi bir şey yapınca bunun her yerde alıcısı vardır. Takdire de i̇şte çayandır değil mi? Tabii. Şimdi bana bir Eurovision klibi arkadaşlar bir gösterseniz de bir hatırlayalım lütfen o şarkıları. Bu kadar konuşuyoruz madem. Rica ediyorum arkadaşlarımızdan. Çok güzel ilerliyorsun. İnanamaz. Ya, çok da bilgesin. Çok hoşuma gitti. Çok, Nino Varon'dan duymak benim için çok kıymetli. Rica ederim. Sağ olun. Güzel, İzleyelim. Much more than you seem, and I think I wanted a life. Do you understand what I mean? I can see that this could be fate. I can love you more. I'm a fate, I'm a fate, I'm a fate.
Böyle bir kısa tur yaptık. Türkiye adına katılan şarkılar, şarkıcılar, topluluklar hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Seyrettiğimizde ne, biz batılı değil miyiz yani? Her şeyi yapabiliyoruz. Neden o yarışmaya girmiyoruz? Bana bunu bana söylesinler. Şu kadar genç, kabiliyetli çocuk, kristal gençler var ki bir müzik mağazasına gidiyorsun. Olan bir gitar çalıyor. Kaç senedir çalıyorsun? 6 ay oldu diyor. Bir yetenek fışkırması var. Onların yollarını açmamız lazım. Müzik çünkü ülkelerin kendini tanıtması için en kolay yol. Sinema daha zor bir yol. Bir de spor kalıyor. Doğru. İşte müzik basketbolda ne kadar büyük başarı elde etti takımlarım. Hem Fenerbahçe'yi hem Anadolu Efes'i kutluyorum. İspanya'daki Final Four'da dörtlü finalde muazzam bir şey ortaya koydular. Anadolu Efes'i ayrıca tebrik edelim. Onlar finale kaldı. Gerçekten Nino Varan'ın söylediği doğru. Diplomasiyle, sıcak yani hard power'la bir yere kadar geliyorsunuz ve karşınıza bir duvar halktan çıkıyor. Halktan halka geliyor bu. Ama bakın, Türkiye'nin sanatçıları, bir Fazıl Say, başka ressamlarımız, dünyada tanınan Devrim Erbil, işte Sunakanlar, yani çok sayıda sanatçı, sizler. Bizler değil. Birçok sanatçıyı ortaya koydunuz. Ben şöyle düşündüm Bülent, yani sizin yanınızda ilk sefer konuşuyorum bunu. Duman Kağan, benim manevi oğlum, ben başlattım, gitarını bile ben aldım. En iyi arkadaşım çocuğu. Bu çocuk İngilizce şarkı söylediğinde o karizmasıyla ve yaptığı İngilizce şarkıları ben bildiğim için. Böyle bir proje yaptım. Hiç sponsor bulamadım. Dedim ki Van Halen, Eric Clapton, Carlos Santana vesaire gibi büyük isimlerin beraber her şarkıda birinin gitar çalacağı bir proje düşündüm. Bir artist yaratmamız lazımdı. Yani bu da internasyonel müzikten kolay rockmış. Evet. Anladın mı? Bu çocukta bu yetenek var. Şimdi diyeceksin bu çocuğu mu methediyorsun? Hayır. Böyle projeler yaratsın. Genç insanlar ortaya çıkaralım. Pırıl pırıl gençler var, onu anlıyorum. Mesela ana dili İngilizce olmayan bir Julio Iglesias bugün dünyanın en güçlü, en popüler sanatçılarından biri. Yani dünya sahnesine güçlü bir müzikal birikimle Türkiye'den Türkçe, belki sonra İngilizce söyleyerek çıkan bir sürü... Ana lisan maalesef Frankofonluk da bitti. Fransızca bitti, İtalyanca da bitti. Tek lisan İngilizce. Ve bu İngilizcenin pronunciation'ı çok bir... Hiçbir şey etmem bunun aksini. Nebiyon, var Nebiyon. Aynı şeyi mi düşünüyorsun? %100. Müzikal sahnede. Her yerde abi, İngilizce. Nino Varon. Tabii İskandinavların şöyle bir avantajı var. Yani Hollandalıları da ben buna katayım. İkinci ana olmamalarına gibi. Rağmen İngilizceyi aksansız konuşuyorlar. Aksan. Yani New York demeyeyim. New York deyince olmuyor. Olmuyor işte abi orada. Ve işte yani bir ABBA'nın pırıl pırıl bir İngilizceyle şarkıları söylediğini görüyor. Bir hiçbir şekilde aksan yok yani. Değil mi? Ama bizde o normal okullardaki eğitimde my name is Bülent. Hadi bakalım. Mr. and Mrs. Yani. Brown are going to... O eğitimle bir yere varamazsın. Peki şöyle... belki dil yapımız, Sinan Kunter'in bir iddiası var. Türkçenin dil yapısı da çok uygun değil diyor. Bilmiyorum, belki tartışılabilir. Yani bazı, örneğin Almanların, Fransızların, Yunanların İngilizce çok iyi konuşsalar da aksanlarını hissedebiliyoruz. Yani bu tabii, adam Fransız diyor, %100. Bu Alman diyorum, bu Yunan tabii, diyorum. Tabii onu anlıyorsun. Belki bazı dillerin avantajı da olabilir. Yani İskandinav dilleri daha yatkın da olabilir. Fransızlar bozuk İngilizceden çok hit yarattılar. Ama bir dakika. I love you'yu söyleyiş şekliyle. Hatta şart İngilizce mıdır onlar gibi şarkı telaffuz etmek? Evet. Ben Türk'üm, Türkçe konuşurum hocam. Ben Türkçe konuştuğum gibi Fransızca konuşuyorum. Türkçe konuştuğum gibi İngilizce konuşurum. Ben İngiliz değilim, Fransız değilim. Ben kendi normal konuşmamla... Neyse oyum. O kadar. Ama konuşmak önemli, konuşabilmek önemli. Mesela evet. Türkiye'de... Doğru cümleleri kurabilir. Nino Varon, Türkiye'de Türk vatandaşları, sanatçılar arasında iyi İngilizce söyleyenleri de bir hatırlayalım. Mesela Ömür Göksel iyi söyler. Çok iyi söyler. Evet. İngilizce albüm var. Buradan selam göndereyim. İyi dostum. Doğru. Evet. Başka kimler var? Bir hatırlayalım. Evet. Tarkan tabii, söyleyebiliyor mu bilmiyorum. Sevinç Ders falan vardı, oralara inersek yani. Eski zamanlarda. Kenan Doğulu iyi söylüyor. Ayten Altman bir kadar Sevinç Ders. Hatta Amerika'da plak yapılma. Şehrazat'ın annesi olur kendisi. Athena iyi söylüyor galiba. Athena da söylüyor. Herkes söyler. Dersini çalışan herkes bir tane eğitmenle en iyi şekilde söyler. Şimdi Ayten Altman ve Memleketim. Miral Matthew'nun şarkısıdır değil mi? Ama bu da aslında bir İsrail şarkısı mıdır? Evet, halk şarkısı. Değil mi? Evet. Pek bilinmez o ama.
Daha çok yani Fransızcası galiba. 70'lerin mühim şarkılarından da ama yani bizdeki Memleketim gibi bilinmez. Yani bilinmez. Memleketim bizde çok özel bir şarkıdır. Ama çok kolay melodi sever bizim milletim. Muhteşem bir yani. Çok da güzel yazılmıştır. Güzel yazılmış evet, ve yani Türkiye'de hatıralarımızda ayrı bir yeri olan bir şarkı. Evet. Peki ben biraz plaklarımdan da bahsedeceğim ama plaklarıma geçmeden önce Nino Varo'nun bir CD'si var. Ben bir hasreti de hatırlayalım istiyorum. Buradan Allah rahmet eylesin Tanju Okon'u saygı ve rahmetle analım. Müziğimizin çok sıra dışı bir ismi ve sesiydi. Özel biriydi. Özel bir insandı ve Hasret şarkısının da ayrı bir yeri vardır. Bir hatırlayalım lütfen o şarkıyı. Müziğimizde seslendirilmiş en iyi şarkılardan biridir. Dokunduğu yeri yakan bir şarkıdır. Neden? Neden? Çünkü Tanju Okan yakışıklı. Karizmatik. Karizmatik. İyi bir ses. Sporcu, yelkenci. Hafif zampara. Her kadının sevebileceği bütün nitelikleri taşıyan bir herif. Ama kadınlar korkuyor. Niye? Neden korkuyor? Çünkü yani böyle korkuyor diye. Tamam, anladım. Şarkının sonunda, burada bir tesadüf vardır, onun yaptığı ilk aranjmandır bu. Şarkıyı Tanju'dan daha yüksek yaptık biz çünkü Tanju bizi yanılttı. Sonuna doğru rahmetli Dario Moreno'nun Türkiye'ye çok katkısı var. Şarkıların sonunda ağlayarak konuşarak bitirin. İstanbul'un aynı kızları. Aynı şey aklıma yattı. Ağla sızla dedim biraz. Ağladı sızladı ve böyle bir erkeğin kadınlar için ağlaması kadınlarda müthiş bir reaksiyon. Enteresan. Yani tesadüfler var hayatta. Çok enteresan. Bunun prodüksiyonunu siz yaptınız değil mi? Yani prodüktörü burada oturuyor. Bu efsane şarkının prodüktörü Nino Varon'dur. O da efsane. Efsanedir. Nino Varon burada. Lağın arka yüzü yok. Tek gitarla. Hümeyra'yla falan oturup ah bir zengin olsam mı yazdık. Kaç senesinde? 1970. 70 diye hatırlıyorum. 71 olacak. Bu şarkıyı da bana öneren annemdir. Yani çok enteresan. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Şimdi adam. Ben de burada plakların, benim en mutlu olduğum zamanlar bana plakların geldiği anlar oluyor tabii. Şimdi Esin Engin plağım ve tabii Universal plaktan birçok plağım geldi. Şöyle çıkarayım. Bay bay. Allah rahmet eylesin. Ne büyük bir yetenek. Yani tangolar, diğer türlerde. Kimlik. Bugün nezaket. Çok özel isimlerden biriydi. Başka neler geldi? Onları da bir göstereceğim. Bu değerli abi. Çok çok genç. Sana Caz Sema'yı yollayacağım. Caz Sema'yı Türkiye'de ilk yapılmış caz albüm. Bendeniz'in büyük mühim cesaretidir. Büyük bir koleksiyonunuz var mı Nino Varon? Hepsini dağıttım. Çok üzülerek dağıttım. Sen topluyor musun? Topluyorum. Tamam. Aklım dost. Zerrin Özer. Sen gencecik hali. Efendim diğer sanatçılar. Şöyle bir hızlıca gösterip reklama gideceğim. Hayko Cepkin'in plağı var. Efendim ben çok severim bu plağı. İlhan Yerem. Kızım için şarkısı da vardır burada. Bayılırım. Sevgili İlhan Yerem'e buradan selam göndereyim. Özgün bir isim. Sıra dışı bir müzik profili. Ben programa çıkaracağım. Davet ettim ve kabul etti. İnşallah bir yayın kabul yapacağız. Kabul etti sen miyim? Kabul etti ama tarihini hala bilmiyoruz. Onun yapacağız. İçin söyleyebileceğim tek şey hayatımın en büyük mesleki hatasıdır. Öyle mi? Bana geldiğinde. Öyle mi? Evet bana dediler genç bir çocuk geliyor dinle. Ajda bizde, Sezen Aksu, bir sürü artist var. Sen boş ver boş ver arkadaşa, biraz daha çalış da gel diyen ve bunu televizyonda söyleyebilir, utanmadan söyleyen tek adam. Gönderdiniz mi İlhan'ı? Ama göndermem belki onun kaderinin açılması. Çok enteresan. Nino Varon, Nino Varon iyi mi oldu, kötü mü oldu göndermesi onu bilmiyorum ama
Bence onun için iyi oldu. Kadersel bir olay var orada. Bakın bu birçok... Rahmetli Şoriz'in de şeyi vardır. İlhanirem'in de payı vardır. Şoriz'e gitti. Şoriz'in bana ne yemeği var. Vardır. Ne büyük hatıralar var. Yani aslında böyle defalarca program yapabileceğimiz iki usta isim bizimle beraber. Adadan beni bir daha altılarda falan kaldırıp getirdim. Adadan getirttim kendisini. Kırmadı beni eksik evet, olmasın. Doğru. Ta oralardan... Bülent de var, sen de varsın. Nasıl Allah, olur? Benim için büyük mutluluk. Yaşar Bildirici'ye de buradan ortak dostumuza bir selam göndereyim. Özeldir. Benim için de öyle. Bir kısa ara, ardından tekrar buradayız. Tekrar yayındayız. İki usta, Bülent Özveren, değerli yapımcı ve TRT sunucusu, yılların TRT sunucusu ve televizyon insanı ve Üstad Nino Varon, Türk popüler müziğine yön vermiş isimlerden biri, çok net. Ve burada o şarkılardan bazıları var. Kısa bir süre önce DMC şirketinden çıktı ve benim radyocu arkadaşlarıma bir ricam var. Hani bu kadar radyocu yetiştirdim 30 sene içinde. Onlardan bir istirhamım, ne olur bu şarkıları çalın. Çünkü gençler de, yeni kuşaklar da bu şarkıları bir tanısınlar, dokunsunlar. Anne babalarının aşk aynen yaşadığı öyle şarkıları inkar edemem. Aynen öyle işte. Bu hikaye budur. Yani son sözü söyledi bence. Ben artık bir şey söylemeyeceğim bunun üzerine. Çünkü hatıralarımızda, annelerin, babaların hatıralarında büyük yeri var. Sadece bu plaklarda kalmasın, canlı ortamlara gitsin. Son sözü rica edeyim Bülent Özveren'den. Benim temennim seneye yarışmaya katılmamız. Eurovizyon şarkı yarışmasına. İki değerli usta da müziğin gelişmesine, popüler müziğin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorlar böyle kesinlikle bir şey olması halinde. Halk da seviyor bu işi. Yani onun özetini o. Nino Varon artık hayatını önemli oranda Büyükada'da sürdürüyor. Evet. Sevgili Nino, bana Nino de lütfen diyor. Yani abi de deme, Nino Bey de deme, Nino de diyor. Evet. Ben de izniyle öyle diyorum. Hayat Büyükada'da geçiyor ama büyük aşk, yaşadığı aşklar üzerinde yazdığı şarkılar var. Evet. Ve onlar Türk popüler müziğini şekillendirdi. Onların sözlerini yazdı. Kadınlar olmazsa şarkılar olmaz. Doğru, aşk. Bence öyle. Aşk, sevgi ve hasret olmadığı zaman, yani reddedilme, ulaşılamama, kabul görmeme, bu biraz yaratıcılığı artıran bir şey. Kayağında da buydu, Aznavur'da da budur. Peki üretimin azalmasının bir sebebi mi acaba? Sevgi azaldı mı? İnsanlar uzaklaştı mı birbirinden? Hayır. Yani kişisel ilişkiler mi azaldı, uzaklaştı? Başka bir şey. Bunu bir Amerikalı müzik psikologu söyledi Bülent. Müziğe ulaşmak o kadar kolaylaştı ki müziğe olan saygı bitti. Hmm. Yani hangi şarkıyı istiyorsun anında dinliyorsun. Yok böyle evet bir lüks yani. Doğru. Orada bir emek var yani. Plaklar dedik. Nino Varon'un CD'sini gösterdik. Veda edelim. Semih Yankı'nın şarkısıyla vedamızı yapalım tekrar. Gerçekten unutulmaz dedik. Eurovizyon'u bize hatırlatan şarkı da o. Ben değerli Bülent Özveren'e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ustamız ve Nino Varon. İlk defa mı bir televizyon yayını çıktınız? Yok, çoktandır. Yani çok beraber olduk da ama yani, uzun zamandır ilk defa. Uzun zamandır sonra. Ben de sizi buluşturmaktan büyük mutluluk duydum. İyi hafta sonu diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Söylemedim.